İyi günler hocam. İyi günler efendim, buyurun. Allah razı olsun sizden, emeği geçenlerden. Cenab-ı cümlemizden razı olsun efendim. Bilmediğimiz birçok şeyi sizden öğrendik hocam. Estağfurullah, buyurun. Sormak istediğim hocam, birçok not aldım ben, yaklaşık 20'ye yakın soru yazdım ama en önemlilerini size sormak istiyorum. Buyurun. Birincisi, namazlarımızı hangi takvimlere uyarak kılmalıyız? Diyanetle fazilet Türkiye takvimleri arasında öğle 3-4, ikindi 7-8, akşam 10-11 dakika fark var. Cemaatle farzını kılacağımız zaman diğer takvimlere göre vakit ancak giriyor. 1-2 dakika da geçiyor. Namazımız vaktinde kılmak farz, vaktinde kıldığını bilmek de farz olduğuna göre namazlarımızı nasıl, yani vaktinde mi kılmış oluyoruz? Kazaya mı kaldı acaba? Tamam efendim, başka? İkincisi hocam, çevremdeki camilerde namazlar hoparlörle kılınıyor. Bu şekilde kılınması bidat, namazlarımız olmuyor diye okudum, sizlerle dinledim. Böyle kıldığım namazlar kazaya mı kaldı? Üçüncüsü hocam, namaz kılmadığımız zaman, hoparlörle camide namaz kıldığımız zaman İmam Fatiha'yı okuduktan sonra amin demesek, hoparlörden gelen sese değil de imamın veya cemaatin hareketlerine uysak namazımız olur mu? Hareketlerine uymak için imamın veya cemaatin, yoksa hareketlerine uymak için imamı veya cemaatin hareketlerine mi bakmamız lazım, yoksa secde ettiğimiz yere mi bakmamız lazım hocam? Peki efendim. Bir diğer sorum hocam, uzun tuttum ama kusura bakmayın. Bunlar önemli olduğu için soruyorum. Tabii. Hocam bir diğer soru. Cuma günü hutbe okunurken bir ayetin ya da hadisi şerifin veya dinimizin emriyle alakalı Türkçe açıklama yapılıyor. Hutbenin Arapça okunması gerektiğini öğrendim. Kitaplardan da okudum, sizin söylediğiniz kitaplardan. Bende çünkü hepsi var. Kıldığım cuma namazları bu durumda sayı oldu mu olmadım, yoksa cuma namazı kılmamış mı olduk bu durumda? Hocam diğer bir sorum, Maliki mezhebini taklit eden Hanefi mezhebindekiler imam olabilir mi? Çünkü saadet-i ebediyede diş dolgusu olan imam olmamalıdır yazıyor. Ben de bu sebeple bazen hanımımla evle mesela namaz kılıyoruz. O Hanefi mezhebinde, ben dolgu olduğu için Maliki taklit ediyorum. Bu durumda nasıl olabilir? Peki efendim. Bunu sordum hocam. Bir de hocam, bu diş dolgusu ve sünnetler yerine kaza olmaz diye aksini yazan fıkıh kitabı var mıdır hocam? Çünkü ben geçenlerde bir başka bu şekilde açıklama yapan birisini duydum. Mesela sünnetler yerine kaza olmaz derken, mesela Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından örnek veriyor. İbn Abidin'den, Reddül Muhtar'dan, bunun gibi hocam. Mesela Fıkh-ı Ekber diyor, şerhi diyor. Fıkh-ı Ekber şerhi, mevsup kitabı diyor. Ondan sonra diş dolgusu kitabından, diş dolgusundan da bu Neticetül Fetava diyor. Şerhi İslam fetvasıymış. Siyer-i Nebi. Ya bunlar da bu şekilde örnekler veriyor. Şimdi bu nasıl oluyor hocam, anlamadım. Peki efendim. Hocam zamanınızı aldım, ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Allah-u Teala razı olsun. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz. Öncelikle tebrik ederiz. İnsan gerçekten hakikaten hoşuna gidiyor. Memnun oluyor. Niye memnun oldum? Çünkü dinleyicimiz Allah-u Teala razı olsun. Okumuş, altyapısını yani bayağı oluşturmuş. Çünkü bunları sorabilmek için bayağı bir altyapısı olması lazım. Ve okuması lazım. Demek ki mesleği ne olursa olsun, bir kimse kendisini verirse, hani bazı dinleyicilerimiz var, evet biz okuyup anlamıyoruz. Onun mu ne şey? Yani mesela bu dinleyicimiz kendisi İmam Hatip ve İlahiyat mezunu değil. Hoca değil, imam değil. Ama okuyunca meseleleri kavruyor. Hani bazı böyle mezhepsiler diyor, Peygamberimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam, çobanlar bile işte fetva veriyordu, iştihad ediyordu. Tabi orada hainlik ediliyorlar.
çoban diye hakaret ediyor Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimize. Evet, meslekleri çobanlık olan da vardı. Ticaretle meşgul olan da vardı. Ama Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde, mektebinde, medresesinde onlar yüksek derecelere kavuştular. Her biri birer müştehit oldular. Yani onun çobanlık yapması müştehit olmasına mani değildi. O ilmi öğrenmesi ona mani değildi. Ve yine aynı şekilde ticaretle meşgul olması onun iştahat derecesinin yükselmesine mani değildi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de tüccardı. Hem de ithalat ve ihracat tüccarıydı. Demek ki din Allah-u Teala'nındır. Kim onu samimiyetle öğrenirse ise... İster dağ başında yaşasın, ister ovada yaşasın, ister şehirde, ister kasabada, ister köyde. Nerede olursa olsun. Yani alim olmak belli kimselerin veya belli kuruluşların tek elinde değil. Onu izah etmek için şey yaptım ve memnun oldum. Teşekkür ederiz ve tebrik de ederiz. Cenab-ı Hak sayılarını arttırsın inşallah. Şimdi dinleyicimiz, tabii insan okudukça şu hassasiyet kesbeder. Da kazanır. Yani insanla meydana gelir bu. Yani ben ibadet ediyorum. Kime? Allah-u Teala. Allah-u Teala ne zaman emretmiştir? Belli vakit dilimlerinde. Peki bu vakit dilimlerinde ben yapmazsam bu ibadeti ne olur? Yapmamış olurum. Ya. Dinleyicimizde o hassasiyet belirmiş. Diyor ki ben namaz kılıyorum. Ya namaz vaktinde kılmıyorsam, yani Rabbimin emretmiş olduğu vakit girmeden yapıyorsam bunu, yarın ahirette demeyecekler mi? Niye araştırmadın sen? Niye bakmadın? Herkes öyle yapıyor. Ecem bugün mesela kafirlerin sayısı, iman edenlerden, inkar edenlerin sayısı iman edenlerden fazla. Çoğunluk onların elinde. Yani kemiyet itibariyle, kemiyet, keyfiyet kelimesi Osmanlıca kitaplarda çok geçer. Kemiyet sayı itibariyle, yani kalabalık itibariyle. Nicelik, keyfiyet, nitelik. Yani. Ha, nicelik, nitelik deniyor şimdi. Keyfiyet ise hususiyet itibariyle. Yani bugün... Zamanımızda, başlangıçta da öyledi. İman edenler az, akıl edenler az, tefekkür edenler az, tevekkül edenler az, şükredenler az. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Hep az olmuş bunlar. Hep az olmuş gelmiş. Az oldukları için de kıymetlidir. Az oldukları için de kıymetlidir. Dolayısıyla namaz dinin direği. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam es-salatu imadü'd-din buyuruyor. Ve mümin namaz kılar, mümin olmayan kılmaz. Mealinde hadis-i şerif de var, hassas. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki amel-i imandan cüz değildir. Ama namaz konusunda ittifak olmadı buyuruluyor. Namaz konusunda ittifak olmadı. Yani bir kimsenin ruhu bedendeyken diridir. Ruhu bedenden gittiyse ölüdür. Ruh varsa diri, ruh yoksa ölü. Hayatta olabilmesi için canlı olması gerekir. Cansızsa öyle demektir. Müslüman olabilmesi için namaz olması lazım buyuruyor ehl-i sünnet alimlerden bazıları. Bu hadis-i şeriflere dayanarak. Yani bir kimseye Müslüman diyebilmek için onda namaz olması lazım. Namaz yoksa o kimsede Müslümanlık yok. Namaz var, hayat var. Namaz yok, hayat yok. Yani namaz varsa diridir, Müslümandır. Namaz yoksa hayat yok, yani ölüdür. Müslüman değildir. Mealinde bildirenler var. Kimler? İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi teala aleyh hazretleri. Dört mezhepten birisidir. Abdullah ibni Mübarek, Davud Tayi, Eyüp Sahtiyani rahmetullahi teala aleyh hazretleri ve böyle yüzlerce onlarca özür dilerim alim, müştehit alim hem de bir kimse namaz vakti girdiği zaman namazını kılmaz, kılmak istemezse imanı gider buyuruyor. Mürtet olur buyuruyor. Hassas bir konu. Böyle hassas zaten şimdi oruç senede bir ay. Onda tutmadığını bilemezsin. On sana hac ömründe bir defa, zekat bir defa, onu da bilemezsin. Hacca gider gelir onu aynı şekilde görürsün ama zekat verdiğini de bilip bilemezsin. Gizli veriyordur. Orucun da aynı şekilde her zaman yanında değilsin, onu da bilemezsin. Geriye bir tek namaz kalıyor. Hatta bir kimsenin Müslüman olduğuna alamet buyuruyor. Tek başına camide namaz kılması değil, cemaatle kılması buyurmuş ehl-i sünnet alimleri. Yani cemaatle namaz kıldığı görülürse bu Müslümandır diye ona şehadet edilir buyuruyor. Bu kadar hassas mı? Bu kadar hassas. Bu kadar kıymetli, bu kadar hassas olan. Ayrıca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Ve namaz müminin miracıdır buyurdu. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûr Hazretleri de buyuruyorlar ki Allah-u Teala bu dünyayı kendi zatının tecelli edeceği, görüleceği yer olarak yaratmadı. Allah-u Teala bu dünyada görmek mümkün değil. Cennette görülecektir. Fakat buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûr Hazretleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Allah-u Teala'yı gördü. Ve namaz müminin miracıdır buyurdu. Her ne kadar bu dünyada Allah-u Teala'yı görmek mümkün değil ise de namaz müminin miracıdır buyurulduğu için o şartlara haiz olan, öyle namaz kılan kimse sanki Allah-u Teala'yı namaz kılarken görür gibi olur buyuruyor. Öyle namaz ama.
Bu kadar hassas bir ibadet. Bu kadar hassas ibadet de vaktinde eda etmek lazım. Dinleyicimiz de zaten onu söylüyor. Yani her önümüze gelene çıkacak mıyız? Kitaplarda buyuruyor ki salih kimselerin hazırlamış olduğu takvimlere itibar edilir namazda. Namaz vakitlerinde. Salih kimselerin hazırladığı. Şimdi evet takvimlerde bir oynama oldu. 1983'te olduydu o oynama. Bir oynama oldu. Mesela Türkiye takvimi ve Fazilet takvimi gibi takvimler ecdadımızın 100 senedir devam ettirilen o şeyi yine devam ettirdi. Çünkü Türkiye takviminde ve Fazilet takviminde orada ihtiyat paylar vardı. Onları kaldırmadılar. Onları kaldırmadılar. Sonra işte o zamanlar Tayyar Altıkulaç Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Yani neye akıllık etti, neye şey yaptı, çok mu elzemdi, geldi Diyanet İşleri Başkanı'yken böyle bir şey yaptı. Hani bizde bir atasözü var, bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı uğraşır, şey yapamaz. Ben kendim devlette memurluğu da yaptığım için iyi biliyorum. Devlet bir şey yaptığı zaman sonrakiler gelip cesaret edemez onu. Mesela bunu da Diyanet'te çalışanlar dediler yani lüzumlu bir şey değildi, lazım da bir şey değildi yani elzemde değildi, çok da acil bir şey de değildi. Ama evet diyor bu yanlış, ihtiyatlı olması her zaman için iyidir. Kitaplarda öyle yazıyor ve bu kanaatte olanlar da aynı şekilde mevcut. Fakat kaldırma meselesine gelince cesaret edemiyor. Şimdi devletin genellikle bütün kurumlarında olduğu gibi bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Dedi bizde de asker dedi bir kışlada bir nöbet tutuyordu. Niye tuttuğumuzu bilmiyorduk. Sonra sorduk ettik dedi. Meğer dedi daha önce orada bir komutan oraya beton döktürmüş. Betonun üstüne askerler basmasın diye nöbet tutturmuş başında. Ondan sonra o sırada da o tayin olmuş gitmiş. Sonraki gelen bakmış ha burada nöbet tutuluyor o da tutturmuş. Aynı komutan seneler sonra tekrar aynı kışlaya geldiği zaman bakmış hala orada nöbet tutuluyor. Ha niye tutuyorsun onu bilemiyorum. Niye tutuyorsun onu bilemiyorum. Ha birisi akıl edip de ya ben diyor kaldırırsam bunu ne olur ne olmaz başıma bir şey gelebilir. Başıma bir şey gelebilir. Düşüncesi söz konusu. Namaz vakitlerinde de aynı durum. Hani soruyorsun ediyorsun. Mesela adam savunsa bile ya arkadaş derdin neydi yani? 5 dakika sonra bu namazı kılmış olsan ne zararın var? Hiçbir zararın var. Namaz vakti girdikten sonra namazı kılmış olmanın bir mahsuru var mı? Yok. Peki girmeden kılarsan olmaz diyor. O da aynı şeyi söylüyor. Ne derdin zoruydu da yani o ihtiyat payını kaldırdın? Milli mi millimine? Ben şimdi ortaokula giderken şimdi böyle sonbahardı. Havada biraz soğumuştu artık. Kış yaklaşıyor. Yağmur da yağmıştı. Yollarda da böyle kasisler ve çukurlar var. Bir kamyon, boş bir kamyon geliyor. Baktım adam süratli geliyor. Yollarda da böyle çukurlar var. Ben bir taraf buldum falan. Adam bir tanesi öyle bir yere geldi ki Mustafa Bey kaçacak yer olmadı. Onun önünde de bir su birikimiz vardı. O hızla bir vurdu böyle. Adam sabah sabah soğuk soğuk böyle bir tepeden tırnağa şey yaptı. Adam şöyle baktı baktı. O zamanlarda da hala der şey sıcaklığını koruyordu. Biz Kore'ye bir birlik göndermiştik ki onlar işte geri geldiler. Kore gazisi falan diye onlar tanındığı için gündemde bulunuyordu. Biz dinlerdik çocukken bunların hikayelerini. Başlarından geçenleri. Adam demek ki yani babam yaşında bir adam. Baktı şöyle kamyonun arkasına. Dedi Kore'ye dedi mermi yetiştireceğim be atam dedi ya. Dedesi başkanı Kore'ye mermi mi yetiştireceksin? Şimdi hakikaten şimdi de füze mi ateşleyeceksin ya saniye saniyesine falan? Füze mi ateşleyeceksin? Bu kadar hassas. Olur mu öyle şey ya? İslam alimler boşuna mı belirdi o ihtiyatı? Tedbiri koydu. Dolayısıyla ihtiyatlı olanlara, ihtiyatlı her konuda, ibadetlerde, namazda, oruçta, zekatta, haçta, bütün şeylerde. İslam alimleri kitaplarda yazmıyor mu? İhtiyatlı hareket etmeli, ihtiyatlı hareket etmeli. Namaz bu. Niye ihtiyatlı hareket etmeyecek? Dolayısıyla ihtiyatlı yazan vakitlere itibar etmeli. İhtiyatlı hareket etmeli. Ne zararın olur? Hiçbir zararın olmaz. Orada da ona mı dikkat etmeli? Evet, namaz vakitlerinde namaz ihtiyatlı hareket etmeli. Hiçbir zaman ihtiyatı elden bırakmamalı. Mesela kitaplarda yine yazıyor. Mesela Hanefi mezhebi için söylüyorum. İmam-ı Azam İbni Hazretleri'nin bir konuda içtihadı var. Talebelerinden İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'nin, İmam Züfer Hazretleri'nin. Sonra bunlar birinci, ikinci derecede müştehitler. Üçüncü derecedekiler bunlardan birisini tercih ediyor. Mesela diyor ki fetva buna göredir. İmam-ı Azam İbni Hazretleri'nin. Ama diyor İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin kavline göre de hareket edilir. İhtiyatlı hareket edilmiş olur. Bu ifade hep geçer. Mesela Türkiye'de benim çocukluğumda Asr-ı Saniye'de okunurdu bizim köyde ikindi ezanı. Şimdi Asr-ı Evvel'de okunuyor. Ama İmam Azam İbni Hazretleri'ne göre daha ikindi girmedi. Onun için mesela kitaplarda buyuruyor ki yani Asr-ı Saniye'de ikindiyi kılmak ihtiyatla hareket etmek olur. Niye? İmam Azam İbni Hazretleri'nin iştihadına göre de amel etmiş olursun.
Mesela Hanefi mezhebinde olup da Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarında yazar. Diğer üç mezhepten birisinde abdesti bozan bir hali namaz kılarken görürse, o namazı abdest alması şartlar müsaitse, o namazı bozup yeniden abdest alıp namaz kılması evla olur. Bu azimet yoludur. Onun için kitaplarda böyle azimet olan, ruhsat olan hususlar da bildirilmiştir. Onun için de mesela İslam alimleri buyuruyorlar ki azimetle hareket etmeli, ihtiyatla hareket etmeli. Evet, yeri ve zamanına göre ruhsatla da amel edilebilir. O da caizdir, o men edilmemiştir. Ama şartlarına göre. Niye sen aynı şekilde zora sokuyorsun ki? Öyle hareket et. Ne zararın var? Yani füze mi ateşleyeceksin? Ya girmediyse? Ki dinleyicimiz de aynı şekilde biz de şahidiz. Bazen 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika, yatsıda mesela 10-12 dakika falan önce oluyor. Biraz da acele ettiyse cemaat bazen baskıyor. Hoca bak diyor, elektronik saati var ya, gösteriyor onu. Bak diyor, vakit girdi, hala sen okumuyorsun falan. İmam efendi ne yapsın, gidiyor adam çıkıp okuyor. Hadi hadi dinle, namazı kıl falan. Yatsıya dururken, farza dururken bir dakika önce durmuş olsa, vaktinden önce başladığı için o namaz olmadı. Şimdi dinleyicimiz onu soruyor. Bu namaz olmadı. Vakti girmeden başlandıysa onu kaza etmek, iade etmek lazım buyuruyor kitaplarda. Vakti girmeden önce bir namaza başlandıysa, daha sonra vaktinin girdiği bir, öğrenilmişse bu namazı iade etmek lazım olduğu fıkıh kitaplarında yazılı. Bütün Hanefi fıkıh kitaplarında yazılı. Acelem ne? 2 dakika sonra başlarım. 2 dakika sonra kılarım. 3 dakika sonra kılarım. Ne acelem? Füze mi ateşleyeceğim? Veyahut da o adamcağızın dediği gibi Kore'ye mermi mi yetiştireceksin? Ne derdiğin zoruydu. Ondan sonra mesela imsaha kadar, sabah namazının vaktine kadar genişletmenin ne derdiğini sordun, ne alıp veremediğin vardı yani. 10 dakika. 10 dakika. Yani neyi şey yapacaksın, nereye yetişeceksin? Nereye yetişeceksin? Allah-u Teala korusun. İbadette bir sakatlık meydana getirirse bunu yapanın vebali de ağır olur. Ahirette bunun hesabı da çok ağır olur. Onun için efendim namaz vakitlerinde olsun, oruçta olsun, hatta her sene siz de zaten radyoda canlı yayında kalıyorsunuz. İftarda. Başımıza gelmiyor mu? Efendim işte bu sene Rize falan yer, Trabzon bilmem işte Denizli, yok Konya, işte erken okumuş. Geçtiğimiz Ramazan Şerif'te gene oldu. Hatta Müftü Efendi ile bir müezzin efendi arasında gazetelere falan yansıdı. İşte dövdüydü bilmem ne yaptıydı falan peşmekan. Şimdi yani ona o eğitim vereceksin. Bak arkadaş, elektronik saat maat deme. İhtiyatlı hareket et. Girse bile bekle. Biz çocukken hatırlarız. İhtiyatla hareket ederlerdi. Mustafa Bey bak, akşam namazının girdiği her haliyle belliydi. 72 basamak hiç unutmuyorum merdiven, minarenin. Biz artık akil, daha buluğa ermemiştik ama akil olanın da ezan okuması caiz olsun. Bizi alıştırmak için bazen ezan okuturlardı bize. Sıbya Mektebi'ne giderdik, ezan okuturlardı. Akşam vakti Alaturka saat, mahalli saat 12 olur, akşam oluyor. 12'yi vurur, bize derler ki minareye çıkın. 72 basamak. Çıkıyoruz. Zaten yorulmuşsun, öyle kalıyorsun. Biraz öyle nefes alıyorsun. Aşağıya bakıyorsun. Şimdi oku diyorlardı. Peki o insanlar bilmiyor muydu? Ahmak mıydı? Salak mıydı onlar? Haşa. Niye aynı şekilde öyle davrandılar? Şuna emindi. Vakit girdikten sonra rahat rahat namazını kıl. Hiçbir tereddütün yok. Ama ucucuna ya girmediyse, ondan sonra ya girmediyse. Niye insanları heyecana sokuyorsun? Niye tereddüte sokuyorsun? Ne derdiğin soru var. Dolayısıyla namaz vakitlerinde de girdiğinden eminsek, zaten dinleyicimiz onu yakalamış, namazı vaktinde kıldığını bilmesi lazım. Vaktinde kıldığını. Her Müslümanın da bunu düşünmesi, bununla da dertli olması lazım efendim. Peki efendim, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimizin soruları çoktu. Okkalı sorular tabii. Camilerde hoparlör kullanılıyor. Bu da çok enteresan bir şey ya. Bakıyorsun 30 kişilik bir cemaat caminin, o da hoparlör kullanıyor. Arkasında 3 kişi var. Bidat yayılınca artık böyle habire zorlanıyor. Peki hoparlörle ezan okumak, hoparlörle namaz kıldırmak. Ezan ibadettir. Namaz da ibadettir. Namaz ve ezan Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gibi olur. İbadetlerde değişiklik olmaz. Efendim Peygamber Efendimiz zamanında olsaydı o da tasvip ederdi. Bu çok büyük bir cüret ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa cahil, bilmiyor, anlamıyor demektir. Yo, Allah-u Teala'nın peygamberi. Allah-u Teala bana dünyanın başından sonuna kadar olmuş olacak her şeyi bildirdi buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bildirdi. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a Allemel Adem'e diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allemi, ve ona bilmediklerini öğretti. Her ilmi öğretti. Lazım olan her şeyi öğretti. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunların hepsini bilirdi. Mesela ahir zamanda uzaklar yakın olacak buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ha, ismini tayyare demedi, uçak demedi. Ama uzaklar yakın olacak. Nasıl uzak yakın olacak?
Otobüste 10 saatte gideceğin yere uçakla şimdi 45 dakikada 1 saatte varıyorsun. Uzaklar yakın mı oldu? Elbette. Uzaklar yakın oldu. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsini biliyordu. Bu ukalalıktır. Ve kendini bilmezliktir ve haddini bilmezliktir. Edepsizliktir daha doğrusu. Zaten edep haddini bilmemek diye tarif edilmiş. Hoparlörle ezan okunduğu zaman o ezan olmuyor buyuruyor. Peki hoparlörle namaz kılıyorsa o namaz da olmuyor buyuruyor. Peki ne yapacak o zaman? Kendisi okuyacak. Veya o mahalle hoparlörsüz bir okuyan varsa tamam o kafi gelir. Ama yoksa evinde namaz kılıyorsa kendisi de okuyacak ayrıca. Çünkü orada sünnet katlediliyor. Hani adamlar diyor ya sünnetler terk edilemez. Sünneti katlediyorsun, terk etmiyorsun. Öldürüyorsun. Çünkü ezan müezzinin yüksek yere çıkarak okumasıydı. Yüksek yere çıkarak okumasıydı. Sen bunu katlettin. Aşağıda okuyorsun. Bir de hoparlörden çıkan sesi. Efendim işte kendi sesi. Kendi sesi değildir. Kendi sesi değildir. Bu konuda senin benim düşüncem değil. Bu konunun mütehassısına sorulur. Bu işin ihtisasını yapmış olana sorulur. Evet. Senin sesine benzeyen başka bir ses. Hiçbir zaman insanın sesi o kadar gırtlağı o kadar kalın değil. İmamın sesi değildir o. Müezzinin sesi değildir. İmamın ve müezzinin sesine benzeyen başka bir sestir. Dolayısıyla namaz kılarken Fatiha-i Şerif'te velat dalin deyince hoparlörden çıkan sese amin diyenin namazı bozulur buyuruyor. Gitti. En abicim o namazı kaza edeceksin tabii. Ha dinleyicimiz dedi ki imamın arkasında veya onu görenlere tabi olursak kurtaranı kurtarır. Ama bu her zaman aynı şekilde şey yapmazsın. Gaflete dalarsın velat dalin der amin deyiverirsin geçer gider. Namaz bozulur mu? Bozulur tabii. Böyle durumlarda ne yapacaksın? Namazın gitme tehlikesi var. Cemaat sevabı diyorsun. Hangisi cemaat sevabı? Namaz gidiyor. Evet, durumda tek başına kılarsın. Veya aynı şekilde 3-5 kişiyle cemaat yaparsın. Kendin yaparsın. Efendim, hutbenin Arabi olması. Evet, hutbe ibadettir. Nasıl ki namazlarda başka bir dil ile Fatiha-i Şerife'nin, zammu surelerin manası, meali söylenemiyor ise, Türkçe ifade edilemiyorsa mutlaka Kur'an-ı Kerim'in kendi lisanıyla onlar okunması gerekiyor ise hutbede aynı lisan iledir buyuruluyor. Hutbe aynı lisan iledir. Başka lisan ile olmaz. Osmanlılar enayi miydi? Akılsız mıydı? Hutbeyi düşündüler. Yani hutbede okunanları cemaate duyurabilmek için. Herkes Arapça bilmiyordu. Ama en sonra cumadan önce vaazlar koydular. Vaaz kürsüleri onun için yapıldı. Cuma'dan önce hoca efendiler hutbede okuyacaklarını vaazda anlatıyor ve ondan sonra hutbeyi de Arabi okuyorlardı. Peki böyle durumlarda diğer şartları da var. Sadece bu değil. Biz zuhr-ı ahiri mutlaka kılacağız. Zuhr-ı ahiri de cuma günü zuhr-ı ahiri. Cuma namazının 4 rekat son sünneti var. Onu kıldıktan sonra kalkacağız. Kamet getireceğiz. Ve niyet ettim üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına diyerek o zuhr-ı ahiri mutlaka kılacağız. Böylece cuma sahih olmadıysa o gün üzerimizde öğle namazının farzı kalmıştır. Böyle niyet edersek o öğle namazını kılmış oluruz. Peki cuma namazı sahih olmuşsa hani hoca efendi biliyordu. Önce Türkçe okudu arkasına da Arabi okudu. Başka bir şey karıştırmadı. Hutbe sahih olur buyuruyor. Sahih olduysa böyle niyet edersek üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına diye niyet ederek zuhr-ı ahiri böyle kılarsak eğer cuma sahih olmadıysa öğle namazı yerine geçer. Cuma sahih olmuş ise bu en son kılmadığımız kazaya kalan bir öğle namazı farz yerine geçer. Peki kaza namazı yoksa zaten nafileye dönüşür. Kâmet getirerek mi kılıyoruz? Evet, kâmet getirerek kılıyoruz efendim. Taklit edenin imam olmaması, mesela Maliki mezhebini veya Şafii mezhebini taklit eden ağzında dolgusu veyahut da kaplaması bunların Hanefi mezhebinde olanların buna uymaması. Kitaplarda zaten yazıyor bu. Uzun uzun bildiriliyor. O Saadet-i Ebediye'de de bu birinci kabil alınmıştı. Daha sonra ikinci kabil de alındı. İmamın taklit ettiği veyahut da kendi mezhebine göre abdesti sahihse, guslü sahihse arkasındaki Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde bulunan cemaatinde namazı sahihtir buyuruyor. Dolayısıyla imam olabiliyor efendim. Yani Maliki veya Şafii mezhebini taklit eden bir Hanefi mezhebindeki bir kimse imam olabiliyor mu? Evet olabiliyor. O ikinci kavle göre. Gelelim efendim dinleyicimizin diş dolgusuyla alakalı olarak ve sünnetleri kaza borcu varken bunları dedi hani diş dolgusu olmaz veya sünnetlerine kaza olmaz diye bir kitap var mı? Yok. Peki bunlar nereden çıkartıyor? Bunlar kendilerinin anladıklarını söylüyorlar. Kitaplarda böyle. Öyle yazmıyor. Mesela kaza namazları konusunda Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında buyuruyor ki kazaya kalan namaz borcu olan onu iyi araştırmak gerekir. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an tabiindendir. O dönemde böyle bir aylık, beş aylık, bir senelik, üç senelik, beş senelik kazaya kalan namaz borcu olan yok.
Ancak bir, iki, üç vakit bilemedin yolcuysa bir günlük iki günlük kaza namaz borcu var. Onun için Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında buyuruyor ki kazaya kalan namaz borcu olan bir kimsenin revatipten olan buyuruyor. Yani beş vakit namazın sünnetleri revatipten. Ondan sonra duha, evvabin, işrak, teheccüd gibi namazları yine terk etmemeli. Bunları kılmalı, kazayı ayrıca kılmalı. İfadesi geçiyor, doğru. Fakat bunlar anlatılırken kazaya kalan namazın iki türlü olduğu bildiriliyor. Bir, yani dinimizin bildirdiği bir özürle kazaya kalan namazlar var. Bir de herhangi bir sebep yokken terk edilmiş namazlar var. Bugün zamanımızda terk edilmiş namazlar için bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Hanefi mezhebi için söylüyoruz. Zaten diğer üç mezhepte onlar İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sonra geldiler için hadis-i şerif de zikrediyor mesela. Hadis-i şerif de zikrediliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri önce Şafii mezhebinin sonra Hanbeli mezhebine geçtiydi. Mesela onun Fütuhul Gayb kitabında bir hadis-i şerif hem de kendi ceddinden Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri vasıtasıyla naklettiği bir hadis-i şerif var. Kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin sünnetleri, nafileleri kabul olmaz diye hadis-i şerif var. Diğer üç mezhep bu hadis-i şerifi esas almıştır. Hanefi mezhebinde de o birkaç vakit kazaya kalan namaz borcu olan içindir bu hüküm. Yoksa senelerce kazaya kalan namazlar için değil. Ha sonra ehli sünnet olmayan İbn-i Teymiye gibiler gelmiş. Ona kazaya lüzum yok. Kıldın kılamadın bir şey lazım gelmez. Hatta o nafileler onun yerine geçer demiş. Ehli sünnet değil zaten o. Müştehit de değildir o. Bu Vehhabilik bid'at yolunu çıkartan ana babası kurucusu da İbn-i Teymiye'dir deniyor efendim. Dolayısıyla efendim kazaya kalan namaz borçları Hanefi mezhebinde olanlar içinde mutlak şekilde sonraki gelen Hanefi alimlerin bildirdiklerine göre beş vakit namazın sünnetlerinden sabah namazı hariç diğer dört vaktin sünnetlerinde kılarken kazaya niyet etmeli. Mutlaka ama. Çünkü kabul olmaz. Diğer üç mezhepli ise haramdır, günahtır. Açıkça yazılı. Peki onlar da aynı şekilde kendi kafalarına göre Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarının isimlerini veriyorlar. Hani şimdi bir zamanlar modaydı. Siz o dönemi yaşamadınız. Ben o dönemlerde öğretmendim. Liselere kadar bu anarşi hadiselerini yoğunlaştırmışlardı. Adam mesela Mao'cu. Adam anlatıyor şimdi. Diyor ki işte böyle büyük devlet adamlarını sayıyor. Meşhur devlet adamlarını. Onun içerisine Mao'yu da sokuyor. İşte diyor böyle diyor büyüklere diyor dil uzatılmaz. Şimdi adam karşıdakine anlatıyor mesela. İmam Azam İbni Hanife, İmam Malik, İmam-ı Gazali Hazretleri ve İbni Teymiye gibi diyor oraya. Sokuyor oraya. İbni Teymiye, İmam-ı Gazali Hazretleri çapında göstermeye çalışıyor. Bunlar taktiktir. Ve bunlar mezhepsizdir. Dolayısıyla bunların bu şekilde diş dolgusu meselesinde ve kazaya kalan namazlar meselesinde temel fıkıh kitaplarında kendi anladıklarını yazıyorlar. Hele diş dolgusu meselesinde mesela İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin orada bir tatbip kelimesi var. İşte Hanefi mezhebinde hallolmuş. Mustafa Bey ya bunu güler adam. Çünkü yani kaplama, dolgu daha en fazla 100 senelik. Bilemedin biraz şişir 150 senelik mazisi var. O dönemde böyle bir şey söz konusu değil. O dönemde sallanan dişleri tatbip etmek yani birbirine bağlamak, kalın telle bağlamak diye geçiyor tatbip. Adam tatbip ha diyor bugünkü söz gördün mü diyor o zaman kaplama varmış. Yok o zaman kaplama ya. Tatbip iki sallanan dişi bağlamak. Bunun üzerinde ihtilaf edilmiş. Kalın bir şeritle iki diş bağlandığı zaman o telin altından su geçer mi geçmez mi? İmam Muhammed Şeybani Hazretleri İmam Ebu Yusuf geçer demiş. İmam Azam Ebu Hanife geçmez demiş. Mesele orada. Halbuki Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında bal yedin, mumu yapışmıştır veya sakız yapışmıştır veya sert bir cisim yapışmıştır. Bunu gusülden önce temizlemeli. Aksi halde gusül olmaz diye açıkça yazılı. Dolayısıyla bugünkü bunların anlattıkları temel fıkıh kitaplarının ismini kullanarak sadece kendi yorumlarını söylüyorlar. Ve bunlara da itibar etmemeli. Hani dinleyicimiz diyor ki açıkça bunların olur dediği yani diş dolgusu veyahut da kaza namazları borcu olan sünnetleri kazaya niyet edemez diye açıkça yazılı bir fıkıh kitabı var mı? Yok. Yok. Bunların sadece kendi uydurması. Şimdi bu mezhepsizler bir şey yapıyor. Bir mezhepsiz önce mesela bu Osmanlı coğrafyasından da aynı şekilde o Muhammed Abdül'ün hocasıydı Cemalettin Efkani dene. Bu herif mason. Ve ömür boyu da hep mason elbisesi giyermiş bu zaten adam. Cemalettin Efkani gidiyor Mısır'da. O Abdül'ü yetiştirdi. O da 33 derecelik masondu. Kahire müftüsüydü. İttihat ve Terakki döneminde de Musa Kazım masondu. Şeyhülislam yapıldı.
Yani vatandaş diyor ki olur mu? Olur tabii. Zamanımızda da bir sürü böyle din adamı kılığında bir sürü aynı şekilde dinsiz ateist insanlar vardır. Ve mesela diyelim ki Cemalettin Efkani bir kitap yazmış. Abdur kitap yazarken işte Cemalettin Efkani bu kitabında diyor ki, vatandaş da zannediyor ki aa gördün mü bak kitaptan nakil yapıyor. Kitaptan nakil yapıyor. Alakası yok. Sirkatini söylüyor. Merdi Kıpti şecaat arz ederken Sirkatini söylediği gibi. Aynen öyle. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği kitabı. Zaten tam ilman saadet ebediyle kaza namazı ve diş dolgusu meselesi insanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye çok geniş tutulmuş. Lehinde aleyhinde olanların hepsi oraya alınmış. Onu çok dikkatli bir şekilde okumalı.